sevgili arkadaşlar, bu yayınımızda anlatım bozuklukları ile ilgili sorular çözeceğiz. Anlatım bozuklukları anlamsal olabildiği gibi yapısal da olabiliyor. Ne demek istiyoruz? Aslında cümle kurarken, bir metin oluştururken sözcüklerin, cümlelerin anlamsal olarak birbirlerini bütünlemeleri bizim için önemli. Bir başka önemli olan nokta ise dil bilgisi kurallarına göre sözcüklerin, cümlelerin bir araya getirilmesi. İşte bu kurallara dikkat edilmediği zaman ne ortaya çıkıyor? Anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Gelsin sorumuz ve anlatım bozukluklarıyla ne şekilde karşılaşıyoruz görelim. Sorumuz gelmiş bile ben konuşurken, hemen sorumuza geçiyorum onun için. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Seçeneklerimizde anlamca çelişen ifadelerin bir arada kullanılması, yanlış anlamda sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, gereksiz sözcük kullanılması, mantık ve sıralama hatası verilmiş. Anlamla ilgili yanlışlar verilmiş seçeneklerimizde. Peki bakalım bizim cümlemizde anlatım bozukluğu neden kaynaklanıyor? Hayatın her anının, her parçasının yaşayan bir canlı olduğu görüntülerle, ışıklar ve karanlıklarla, sesler ve sessizliklerle, çağrışım ve hatıralarla ispat edilir. Arkadaşlar, cümlemizde dikkat ettiniz mi? Yaşayan bir canlı olduğu. Canlıysa zaten yaşıyordur. Canlı sözcüğünü kullandıktan sonra yaşayan sözcüğünü kullanmaya gerek var mı? Elbette yok. Cümlemizde gereksiz bir sözcük kullanılmış. O halde cümlemizdeki anlatım bozukluğunun nedeni D seçeneğinde yer alan gereksiz sözcük kullanımıdır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Ekrana yeni sorumuz geliyor. Hemen biz de ona bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur denmiş arkadaşlar. Hemen cümlelerimizi değerlendirmeye başlayalım. İnsanlar sevgiyi sadece bir illüzyon halinde yaşıyor. Çünkü sevgiye sahip çıkacak cesaretleri kalmadı. Kimin sevgiye çıkacak cesaretleri kalmadı arkadaşlar? Bir tamlama oluşturulmuş ama tamlayan eksik. İnsanın ya da onların sevgiye çıkacak cesaretleri kalmadı şeklinde düzenlenmeliydi cümlemiz. Birinci cümlede tamlayan eksikliği var. O halde A seçeneğimizi eledik. İkinci cümlemize bakalım. Fatih Sultan Mehmet bir çağın kapanmasına vesile olurken onun temel dayanağı, mesnedi İbn Arabi'ydi. Arkadaşlar, dayanak ve mesned kelimeleri sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bunlar nasıl kelimelerdir? Anlamdaş kelimelerdir. Peki bunlardan birini kullanmak yeterli değil miydi? Yeterliydi. O halde ikinci cümlemizdeki anlatım bozukluğunun nedeni de gereksiz sözcük kullanımıdır arkadaşlar. B seçeneğini de eledik. Üçüncü cümlemizdeyiz. Türk müziği mikrotonal bir müzik türü olduğu için armonize etmek de zor oluyor. Neyi armonize etmek arkadaşlar? Türk müziği armonize etmek diyemeyiz. Türk müziğini ya da onu armonize etmek zor oluyor şeklinde kullanılmalıydı. Cümlemizde nesne eksikliği var. Bu durumda C seçeneğimizi de eledik. Dördüncü cümlemizdeyiz. Göç, dünya haritasında sürekliliğini inşa ederek hafızada çatlaklar oluşturmaya devam ediyor. Cümlemiz ne biçimce ne de anlamsal olarak bir yanlışlık içeriyor arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Beşinci cümlemize de bakıyoruz. Acaba ondaki anlatım bozukluğunun nedeni ne? Sokakta gördüğümüz insanları gündelik telaşları ve komiklikleriyle beraber yansıtmaktır kurgu. Arkadaşlar, burada dikkat etmem gereken ile edatının ekleşmesi var. Ne anlamıyla kullanmış? Birlikte, beraber anlamı katacak şekilde kullanılmış. Telaşları ve komiklikleriyle derken. Eğer ile edatı ekleşerek birlikte, beraberlik anlamı vermişse, beraber sözcüğünü kullanmama gerek var mıydı? Yoktu. Beşinci cümlede de gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? 4 numaralı cümleyi içeren D seçeneği olacaktır. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır denmiş arkadaşlar. Parçaya bakıp gözünüz korkmasın.
Sadece bir cümlede anlatım bozukluğu bulacağız. Hadi başlayalım parçamızı okumaya. Çevrim içi destek grupları, katılımcıların ortak bir amaç için birbirlerine yardım etme ve destekleme arzusu ile bir araya geldikleri bir uygulama topluluğudur. Arkadaşlar dikkat edin. Birbirlerine yardım etme. Fiilimsiye bir dolaylı tümleç verilmiş birbirlerine. Peki birbirlerine destekleme fiilimsisinin nesnesi olabilir mi arkadaşlar? Olamaz çünkü yönelme eki almış. Birbirlerine destekleme şeklinde kullanamam. Destekleme fiilimsisinin nesneye ihtiyacı var. Birbirlerini destekleme arzusu ile bir araya geldikleri bir uygulama topluluğudur şeklinde kullanılmalıydı cümlede. Birinci cümlemizde nesne kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Ama biz her zaman yaptığımız gibi diğer cümleleri de hızlıca kontrol ediyoruz. Sıklıkla katılımcıların duygusal açıdan zorluk yaşadıkları konularda oluşturulmaktadır. Cümlemiz hem anlamsal hem de dil bilgisi kuralları açısından sorun içermiyor arkadaşlar. Üçüncü cümlemizdeyiz. Bunlar yani çevrim içi destek grupları, katılımcıların duygusal destek sağladıkları, kişisel ilişkiler kurdukları, sosyalleştikleri, yaşadıkları sıkıntıları normalleştirebildikleri bir araç işlevi görmektedir. Yine üçüncü cümlemizde de ne anlamsal ne de dil bilgisi kuralları açısından bir yanlışlık yok. Dördüncü cümlemize bakalım. Destek grupları tedavi amacının olmaması, iyi hissettirmeyi hedeflemesi, desteği ön plana çıkarması ve esneklik sağlaması yönleriyle terapi gruplarından ayrılmaktadır. Dördüncü cümlemizde de bir hata yok. Beşinci cümlemizdeyiz. Bu gruplarda profesyoneller yerine akranlardan destek sağlanması katılımcıların yeterlilik hissinde artışa olanak sağlamaktadır. Sorumuzun doğru cevabı neydi? A seçeneğiydi. Onu da hatırlayalım ve noktayı koyalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu yayınımızda sözcükte anlamla ilgili sorular çözeceğiz. Sorularımız gelsin ekrana, onlar üzerinden bu konuyu değerlendirelim. Ben konuşurken yine sorumuz gelmiş ekrana, onun için hemen soruya dönüyorum. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir denmiş. Üniversite sınavlarında sıkça karşılaştığımız bir soru modeli. Burada parçanın anlamı bizim için önem arz ediyor arkadaşlar ve boş bırakılan yerlerin sağındaki solundaki sözcükler, sözcük grupları bizim için önemli. Bazı bireyler sosyal çevrelerinden belirgin bir şekilde nokta nokta rağmen kendilerini yalnız hissetmediklerini, bazıları ise kişiler arası etkileşim açısından zengin bir sosyal çevreye sahip olmalarına rağmen kendilerini yalnız hissettiklerini belirtmektedirler. Arkadaşlar buraya kadar baktığımızda farklı yalnızlık deneyimlerinden söz edildiğini görmekteyiz. Kimi bireylerin sosyal çevrelerinden soyutlanmalarıyla birlikte kendilerini yalnız hissetmediklerinden söz edilirken, kimi bireylerin sosyal çevre içinde, üstelik zengin bir sosyal çevre içinde, zengin bir etkileşim gerçekleştirirken kendilerini yalnız hissetmelerinden söz edilmiş. Dolayısıyla burada yalnızlık tek boyutlu olarak ele alınmıyor, dikkat edelim. Yalnızlık deneyimlerinde görülen bu türden bireysel ve durumsal farklılıklar yalnızlığın çok nokta nokta bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Şimdi A seçeneğine bakalım. Soyutlanmalarına ve boyutlu sözcüğü var. İlk boşluğumuza soyutlanma sözcüğünü getirebilir miyiz? Bazı bireyler sosyal çevrelerinden belirgin bir şekilde soyutlanmalarına rağmen kendilerini yalnız hissetmediklerini, bazıları ise kişiler arası etkileşim açısından zengin bir sosyal çevreye sahip olmalarına rağmen kendilerini yalnız hissettiklerini belirtmektedirler. Birinci boşluğa soyutlanmalarına sözcüğünü getirebiliriz. Kopmalarına, uzaklaşmalarına, dışlanmalarına sözcüklerini de getirebiliriz. Anlamca uyum sağlayabilir bu sözcüklerde. O zaman sorumuzun doğru cevabını ne belirleyecek? İkinci cümleler belirleyecek. Sizi duyar gibiyim. Neden D seçeneğindeki sapmalarına sözcüğünü atladınız diyorsunuz siz şimdi. Sapmalarına sözcüğü neden ilk boşluğa getirilemez arkadaşlar? Sapmak daha önceden belirlenen bir görüşten, düşünceden, davranıştan uzaklaşma anlamı içerir. Burada ise bir çevreden soyutlanma, kopma anlamı var.
Gelelim şimdi ikinci boşluğumuza. Dikkat ederseniz yalnızlık çok boyutlu olarak ele alınmıştı. Belli bireyler açısından değil, farklı bireylerin yalnızlık deneyimlerine yer verilmişti. O zaman ikinci boşluğa ne gelmeli? Boyutlu sözcüğü gelmeli. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olmalı. Peki neden B, C ve E seçenekleri olamaz? B seçeneğinde geliştirici, C seçeneğinde sağlıklı, E seçeneğinde de cazip kelimeleri var. Bunların hepsi yalnızlıkla ilgili bizim olumlu düşünmemize neden olur. Ama parçada yalnızlıkla ilgili ne olumlu ne de olumsuz düşünmemizi sağlayacak bir ifade yok. Bu yüzden diğer seçenekler sorumuzun doğru cevabı olamaz. Yeni sorumuz geliyor ekrana. Bu parçada altı çizili sözle Nazım Hikmet'le ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir söz grubunun anlamı sorulmuş arkadaşlar. Fakat bu söz grubunun parçadan bağımsız düşünülmesi mümkün değil. O yüzden hem parçayı hem de söz grubunu doğru yorumlamak çok önemli. Bazen seçenekler parçayla ilgili olabilirken seçeneklerden biri söz grubunu verebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz söz grubu. Bu vezin bildiğimiz vezinlerden değil. Bu lisan şiirin bizde bugüne kadar kullandığı lisana benzemiyor. Nazım Hikmet Bey tarzını kendi icat etmedi. Bu biçimde şiirler şimdi dünyanın her tarafında yazılıyor. Nazım Hikmet Bey bu tarzı anlamış, Türkçeleştirmiş, bu iklimin toprağında tutturabilmiş büyük bir yeni şairimizdir. Arkadaşlar parçada dünyada kullanılan fakat Türk edebiyatı için yeni olan bir şiir türünden, vezniyle, diliyle yeni olan bir şiir türünden söz edilmiş. Nazım Hikmet bu şiiri Türkçeleştirmiş, anlamış ve bu iklimin toprağında tutturabilmiş büyük bir yazarmış. Bu iklimin toprağı denilerek kastedilen nedir arkadaşlar? Türk edebiyatıdır. Şimdi düşünün, şiir bir ağaç fidanı olsa, parçada söze edilen şiir ağaç fidanı olsa, toprağa tutunabilmesi için ne olması gerekir? İklime ve toprağa uyum sağlaması gerekir. O zaman Nazım Hikmet bu şiirin Türk edebiyatına uyarlanmasını sağlamıştır arkadaşlar. Peki bu anlam seçeneklerimizin hangisinde var bakalım? Türk edebiyatına yeni bir şiir türü kazandırdı. Parçanın genelinden buna ulaşılabilir diyebiliriz ama bizim için önemli olan altı çizili söz grubu arkadaşlar. Bu yüzden A seçeneğimizi eledik. Türk şiirini biçim ve içerikçe dünya şiirine yaklaştırdı. Şiirin içeriğine dair parçamızda bilgi yok. Hiçbir şekilde bu yüzden değerlendiremeyiz B seçeneğini. C seçeneğine bakalım. Var olan bir şiir türünü Türk edebiyatına uyarlayabildi. Evet, işte doğru cevabımız burada. Çünkü dünya edebiyatında var olan bir şiir türünün Türk edebiyatında yeşermesini, Türk edebiyatına tutunabilmesini sağlamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Peki neden D ve E seçenekleri olamaz? Ona da bakalım hemen. Türk edebiyatında daha önce kullanılmayan bir dil kullanıldığı, yine altı çizili söz grubuyla ulaşamayacağımız bir ifade. Dünya edebiyatını yakından takip edip o yönde şiirler yazdığı belki parçadan ulaşabileceğimiz bir ifade olabilir ama dikkat edelim. Bizim için önemli olan altı çizili söz grubuydu. Sorumuzun doğru cevabı da neydi? C seçeneğiydi. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Hemen parçamıza ve altı çizili sözcüğümüze bakıyoruz. Kült değeri taşıma durumu sadece nesnelerle ilgili değil. Özellikle sosyal medya ortamında kült değeri taşıyan insan siması fotoğraftan çoktan kayboluyor. Çünkü bu fotoğraflar Photoshop çağı ürünleri ve insan simasını tamamen sergi değerine indirgeyen bir durum içeriyor. Arkadaşlar kült sözcüğünün anlamı belli bir dönemde aşırı ilgi görendir. İşte ne için kullanılabilir? Film için, müzik için kullanılabilir. Peki bu kelimenin anlamını bilmesem parçadan çıkarabilir miyim? Dikkat edin dedi ki özellikle sosyal medya ortamında kült değeri taşıyan insan siması fotoğrafları. Günümüzde sosyal medyada insanın yüzünü, insanı gösteren fotoğraflar oldukça popüler. Yani dönemine göre oldukça ilgi görüyor. O halde burada kült sözcüğünün anlamını yorumlayarak çıkarabilirim parçamızdan. Peki bu anlam
seçeneklerin hangisinde yer alan cümlede verilmiş bakalım. Yüzyıllar öncesinde yakılan türkülerin bugün hala değerini koruyor olması halk kültürünün sürekliliğini ortaya koyuyor. Burada dönemine göre büyük ilgi gören, aşırı ilgi gören anlamı yok. Aksine bir eserin zamanının ötesine geçmesinden söz edilmiş, bu yüzden A seçeneğini eledik. Eski zaman bilgelerinin, öğretilerinin bugün hayata dair yeni bilgiler gibi sunulması etik değerlerle örtüşmüyor. Yine burada da kült sözcüğünün anlamını içeren bir kullanım yok. C seçeneğine bakalım. Kimi özgün eserler evrensel sanatın kapısından içeri girerken ebedi bir varlığa dönüşmenin de kıyılarında geziyor. Sonsuzluğa bir eserin sonsuzluk özelliğini kazanması üzerinde durulmuş. Bu yüzden C seçeneğimizi de eledik. D seçeneğiyle devam edelim. Türk müzik tarihine şöyle bir bakıldığında 90'lı yıllarda pop müziğin aşırı ilgi gördüğünü söylemek yanlış olmaz. İşte kült sözcüğünü anlamca karşılayabilecek kullanım D seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 90'lı yıllarda pop müziğinin aşırı ilgi görmesinden söz ediliyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Peki neden E seçeneği olamaz, ona da bakalım hemen. Bugünün yeni eserlerinin geleceğin eskileri olacağı bilinciyle hareket eden bir sanatçının dünyaya kayıtsız kalması beklenemez. E seçeneğinde de kült sözcüğünü anlamca karşılayabilecek bir kullanıma yer verilmemiş. Yeni sorumuz geliyor ekrana. Bu parçada kurmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır denmiş. Düşünmek, monte etmek, yapmak, inşa etmek, sağlamak, oluşturmak, yayı zembereyi germek anlamları verilmiş. Hemen parçamıza bakıyoruz. Güçlü dostluklar kurmasına vesile olacak sedirlerle çevrili kamp alanına gelir gelmez çadır ve hamağını kurdu. Güçlü dostluklar kurmak derken buradaki kurmak arkadaşlar sağlamak, oluşturmak anlamıyla kullanılmıştır. D seçeneğimizi eledik. Çadır ve hamağını kurdu derken buradaki kurmak ise monte etmek anlamındadır. B seçeneğimizi de eledik. Vücudunun dinlenme ihtiyacına fazla karşı koyamayarak hamağa uzandı ve burada geçireceği 3 gün boyunca yapacaklarının hayalini kurmaya başladı. Yine bir kurmak sözcüğü hayalini kurmak şeklinde verilmiş. Hangi anlamda kullanılmıştır? Düşünmek anlamında kullanılmıştır. A seçeneğimizi de eledik. Hayallerden uzaklaşıp uykuya teslim olması çok uzun sürmedi. Bir ürpermeyle uyanınca çadırına geçti. Burada tanıyacağı insanlarla yarın erkenden çıkacağı doğa yürüyüşü için saatini kurup uykuya daldı. Saatini kurmak derken buradaki kurmak sözcüğü ise yayı, zembereyi germek anlamındadır. Parçamızda kurmak sözcüğü yapmak, inşa etmek anlamıyla kullanılmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin parantez içindeki anlamı yanlış verilmiştir denmiş. Hemen parçamıza bakalım. Şiirlerin içinden şık dizeler, yazıların içinden çarpıcı cümleler alınarak süslü çerçeveler içinde yaşamın görünen ve görünmeyen duvarlarına asılır oldu. Arkadaşlar ilk numaralanmış sözcüğümüz çarpıcı. Çarpıcı burada parantez içinde verildiği gibi dikkat çeken anlamıyla kullanılmıştır. A seçeneğimizi bu yüzden eledik. Bu tutum sözcüğünün anlamı ise parantez içinde verildiği gibi tavırdır. Doğru kullanılmıştır. B seçeneğimizi de eledik. Bu tutum sözün bağlam ve bağıntı kaybını, birçok konu ve durumda sığlaşmayı, zihnin tüm verimlerini fiyakalı deyişlerle özlü ve güzel sözlere indirgemek gibi bir yalın katlığı getirdi beraberinde. Arkadaşlar konu ve durumda sığlaşma yani derinleşememekten söz ediyor konuda ve durumda. Derinleşememişseniz konunun yüzeyinde kalmışsınız demektir. O halde sığlaşmanın parantez içinde verilen anlamı da doğrudur. C seçeneğimizi de eledik. Diğer sözcüğümüz fiyakalı deyişler. Arkadaşlar deyişler burada üslup anlamıyla kullanılmamış. Üslup anlatım biçimi demektir. Anlatım biçimi anlamıyla kullanılsaydı bir eserden ya da bir metinden onun anlatım özelliğinden söz ediliyor olması lazımdı. Ama parçamızın geneline dikkat ederseniz şiirlerden, yazılardan, dizeler, cümleler alıp çerçevelemekten söz ediyor. O halde burada deyişlerle ifade edilen aslında nedir? İfade sözcüğüdür. Üslup yanlış kullanılmıştır.
sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Peki yalın katlığı doğru kullanılmış mı? Hemen bakalım. Fiyakalı deyişlere, özlü ve güzel sözlere indirgemek gibi bir yalın katlığı getirdi beraberinde. Ne yapıyor aslında arkadaşlar? Onu cümleye, dizeye indirgeyerek basitleştiriyor. Yalın katlık burada basitlik anlamıyla kullanılmıştır. E seçeneğini de eleriz.